Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Amma ba'd. Muhterem Müslümanlar, şu mübarek Ramazan-ı Şerif gününde tekrardan evlerinize bir mübarek sahabi radıyallahu anh'ın hayatı ile misafir oluyoruz. Bugün anlatacağımız sahabi öyle bir sahabi ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine uymada en çok titizlik gösteren sahabi. Bizlere birçok hadis rivayet eden sahabi. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan sonra ikinci sırayı alan sahabi. Evet, bu sahabi Abdullah ibn Umar radıyallahu anh. Yani Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın oğlu Abdullah. Sünnete uymakta öyle titizlik gösterir ki bir defasında saçlarını tamamen kesmiştir. Ki tüm sahabiler ve tabiin onun sünneti uygulamakta gayret gösterdiğini bilirler. Bu yapmış olduğu amelin sünnet sanılmaması için her gördüğü kişiye bu yaptığım sünnet değildir. Lakin başımdaki rahatsızlık için saçlarımı tamamen kestim diye buyurur. Abdullah İbni Ömer. Hazreti Ömer radıyallahu anh Müslüman olduğunda küçük yaştadır. Dolayısıyla hiç puta tapmamış ve Müslüman ailede Müslümanca yetişmiştir. Uhud gazvesine katılmak ister. Lakin yaşı küçük olduğu için Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem izin vermez. Buna rağmen Abdullah İbn Umar radıyallahu anh Ehl-i Suffe'nin bir talebesi olur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin talebesi olur. Ehl-i Suffe'de Allah Resulü'nden dinini öğrenir. Bizlere birçok hadis rivayet etmiştir. Bu hadislerden birisi de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ona dediği şu hadistir. Ey İbni Ömer, ey Ömer'in oğlu, dünyada kendini garip bir yolcu kabul et. Kendini kabir ehlinden say. Ey Ömer'in oğlu, ahirette dinar da dirhem de yoktur. Orada iyilik ve kötülüğün karşılaştırılması vardır. Bu hadisi bizlere ulaştıran Abdullah İbni Ömer radıyallahu anh'tır. Bunun yanında dediğimiz gibi 2630 hadisi rivayet ederekten Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan sonra ikinci sıraya yerleşir. Rabbim Abdullah İbni Umar radıyallahu anh'ı bizlere örnek eylesin. Bizleri onun yolundan gidenlerden eylesin. Bizleri sünnet konusunda Abdullah İbni Umar radıyallahu anh gibi titiz eylesin. Bizleri ilim öğrenme yolunda Abdullah İbni Umar radıyallahu anh gibi eylesin. Bizleri dünyada onun yolundan ayırmasın. Cennette de bizler Abdullah İbni Umar radıyallahu anh'a komşu eylesin. Velhamdülillahi Rabbil alemin.